Şimdi ben böyle paralel evrenler arasında dolaştığım için her evrende başka bir kimliğim varmış benim, başka mesleklerim. Mesela bundan öncekinde ben ajandım. Ajanmışım ama aynı zamanda muhasebecilik de yapıyorum. Yani ek iş olarak ajanlık yapıyormuşum. Şimdi burada mesela deliyim. Burada deliyim ama hani neden, o da Allah'ın öyle takdiri yani, şu anda bu şekilde görünüyorum ama deli olan ben değilim. Yani bu evrendeki Mecnun deliymiş de ben normal kendi evrendeki Mecnun olarak deli değilim. Nedir durum doktor? Vallahi İskender, eskiden oğlun tedaviye cevap vermiyordu ama şimdi yanlış cevap veriyor. İyice saçmalamaya başladı vallahi. Var mı bir çözüm, var mı bir çözüm? Yapacak tek şey var İskender. Elektroşok. Elektroşok. Alo, kızım çabuk odayı hazırlayın. Mecnun'un beynine beynine vereceğiz elektriği. Ha bu arada televizyonu kapatın, buzdolabı da fişten çekin, tamam mı? Hadi. Ne yapalım? Bir yerden kısmamız gerekiyor. Yoksa ay sonunda kol gibi elektrik faturası geliyor vallahi. Bu ne diyor ya? Gelmez mi? Gelir. Allah'ım yarabbim. Ben ispat edebilirim size vallahi. Ben buraya bir kapıdan geldim. O kapıdan da çıkıyorum zaten. O kapıyı göstereyim size. Oradan çıkayım, bakayım çıkabiliyorsam ispat etmişim. Gidelim, bir ne kaybedeceğiz ya? Ya ne kadar ayıp bir şey, yemin ediyorum ne kadar ayıp. Baba kendi oğlumu niye deli gömleğine koydun? Herkes bana bakıyor şu anda. Deli miyim ben ha? Deli gibi. Hadi ne göstereceksin, sen göster. Kapımı gösteriyorsun, ne gösteriyorsun? Elektrik hazır, bizi bekliyorlar. Elektrik mi hazır? Bana elektrik mi vereceksiniz? Nerede, nerede? Ya kapı bunlar buradaydı. Ne yapmışlar acaba? Sıva mı dökmüşler üstüne? Yemin tuğlaları dizdiler kapının üstüne. Allah. Bunun arkasındaydı ya kapı. Ha şunun arkasında, bunu al, al. Ne yapıyorsunuz beyefendi, lütfen. El atın, abi. Lütfen. Şeyler, bunun arkasında kaldı. Lütfen. Kapı orada kaldı. Yürü, yürü. Ne yürü, ne yürü? Baba Allah aşkına deli muamelesi yapıyorsun bana, insanların içinde deli gibi. Deli miyim ben? Aa, ne güzel tabloymuş bu ya. Sanatçı içindeki baş kaldırıyı tuvaline dökmüş bu resminde. Yani tamamıyla katılıyorum çünkü artistik, estetik, kategorik, retorik, ekolojik her bakımdan bir baş kaldırı tamamıyla kendini özgür bırakmak suretiyle mamafi bence. Yaklaşımınız gayet doğru ancak görselliğe dökülmüş bu eserde bunu görmek hayli enteresan doğrusu. Özünde, tözünde, gözünde o şeysinin böyle bir şey, bu şekil gelip. Evet. Baba, attan bahsediyor değil mi? Evet, at. At, evet. Beni götürsenize elektriğe. He. Var, vurun elektriğe vurun beni ya. Odunla vurun kafam olmazsa. Hak ettim ben bunu ya.